Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Gebelik ve riskli gebelik nedir? Bununla başlayalım. Gebelik sizin de belirttiğiniz gibi aslında herkesin özlemi olan, daha doğrusu çocuk sahibi olmak isteyen pek çok aileyi yakından ilgilendiren bir durum. Türkiye'de ve benzeri ülkelerde de gebelik özellikle evli çiftlere forse edilen bir durum aynı zamanda. Televizyonda, magazin programlarında bile önce sevgililere ne zaman evleniyorsunuz sorusu yöneltilir. Evlilik ne zaman, yakında mı diye. Daha sonrasında da çocuk olacak mı sorusu yöneltilir. Evet. Evli çiftlere de, ekranları başında şu anda evli olup bizi izleyenler varsa ve henüz çocuk sahibi olmamışlarsa muhtemelen yumuşak ya da sert baskı görüyorlardır. Ne zaman anne olacakları ile ilgili ya da ne zaman baba olacakları ile ilgili. Gebelik aslında son derece karmaşık bir süreçte oluşan bir hadise. İnsanlar zaten kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılıp yaratılırken özellikle üreme organları da doğurganlığa yönelik hazırlanmış. Hele de kadınların yumurtalıkları ve rahimleri temel hedef olarak her ay bir gebelik için hazırlık yapar. Ve neticede uygun zamanda bir yumurtayla erkekten gelen sperm karşılaşınca bir embriyo, bir cenin, bebek oluşur. Ve o rahimde gelişip büyür. Anneden ve babadan aldığı genetik kodları gebelik süresince geliştirerek 282 gün sonra ya da 40 hafta sonra ya da halk arasında bilindiği gibi 9 ay 1 hafta sonra doğumla sonuçlanır. Evet. Her kadın doğum uzmanının temel görevi de istenilen her bebeği, istenilen her gebeliği anne sağlığına zarar vermeksizin canlı bir bebeğin, sağlıklı bir bebeğin doğumuyla sonuçlandırmak. Yani 3 maddede toplayabiliriz. Önce gebelik isteniyor olacak. Evet. Daha sonra annenin sağlığı gebelik boyunca bozulmayacak. Ve üçüncüsü de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeye çalışacağız. İşte riskli gebelik ve kadın doğum uzmanlarının görevi bu son iki parametrede öne çıkıyor. Çünkü her gebelik kusursuz devam etmiyor. Zaman zaman anne ölümüyle ya da bebek ölümüyle sonuçlanan ya da ağır bebek anomalileriyle biten veya bitirilmek zorunda kalan gebelikler var. İşte bizler bunları ortaya çıkarmak için her gebeyi potansiyel risk varmışçasına izliyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bütün gebeliklerin finali genellikle mutlu sonla biter. Ortalama bir istatistik verirsek, hiçbir sorun olmadan aşağı yukarı her 5 gebelikten 4'ü ya da 4 gebelikten 3'ü hiçbir sorun olmadan sağlıklı bir bebeğin doğumuyla sonuçlanabilir. Ama %20-25 olasılıkla problem yaşanabilir. İşte bu problemleri sanki o %100'de olacakmış gibi izlemek zorundayız biz. Böylece olası riskleri bazı analizlerle tespit ederek varsa önlemeye çalışmak, gelişecekse tedbir almak ve geliştiği zaman da ortadan kaldırmaya çalışırız. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.